çayı bu sene yaylalara pembe güller açayı. Dünyama bir dünyada oy 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 incitme karıncayı ev aylar olsun beni. Dünyama bir dünyada oy 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 incitme karıncayı ev aylar olsun beni. Merhaba kıymetli Murat Kurt TV izleyenleri. Ben sanatçınız Atalay. Sizlere Trabzon, Ofayrat, Maki, Pınarca köyü yani kendi köyümden doğmuş olduğum arkamdaki evden sesleniyorum. Sizlere tarihimi, geçmişimi, doğmuş olduğum yaklaşık 80 yıla yakın bu bulunan evden sizlere paylaşım yapmak istiyorum. Şu karşı yoldan geçen kamyonur kamyon. Şu karşı yoldan geçen kamyonur kamyon. Oldun beşi kuşamıyor. Oy oy oy. Senden ayrılamıyorum. Ev aylar olsun beni. Oldun beşi kuşamıyor. Oy oy oy. Senden ayrılamıyorum. Ev aylar olsun beni. Hafiften damlalar aşağıya doğru damlıyor çatıdan. Çok yüksek bir çatı. Eskiden biz burada otlarımızı filan işte arı peteklerimiz vardı burada. Şu gördüğünüz boşluklarda. Çok tarihi var burada. Yaşanmışlık var. Şöyle sizlere ufaktan bir aktarmış olalım. Şöyle aşağıya doğru devam edeceğiz dostlar. Yıkattı çamaşırı, sıkıştırdı mandalı. Yıkadı çamaşırı, sıkıştırdı mandalı. Canlarım, canlarım da oy oy oy. Uzakta kumandali, ev aylar olsun beni. Canlarım, canlarım da oy 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 oy. Uzakta kumandali, ev aylar olsun beni. Misafir geldiği zaman o dönemin sofraları diyelim. Seyyar sofra. Seyyar sofra altlığı var. Şöyle göstereyim size. Sofra altlığına benziyor. Burada kalmış. Evet bunlar da el işçiliği o zaman. Sofra altı. Seyyar bunlar. Hemen katlıyorsunuz. Hemen köşeye asıyorlar bunu. Yeri vardı burada. Burada yeri vardı. Ben indirdim. Bunun üzerine sofrayı koyuyorlar dostlar. Burada dediğim gibi büyük yaşanmışlıklar var. Büyük geçmiş var. Buradan doğup büyüyen insanlar var. Ülkemizin farklı yanlarına giden insanlar var. Tıpkı benim gibi. İnsan duygulanıyor. İnsan üzülüyor. Günümüzün en popüler modası nedir diye sorarsanız eski tarihi evler, tarihi köprüler, tarihi yaylalar. Değil mi? İşte eski olan her şeyi arar olduk. Neden? Bugünün modası. Ve bence de hiç geçmeyecek. Dünyanın gelecek modası eskidir, tarihtir. Şuraya bakar mısınız ya? Buralarda yaşanmışlık var, buralarda tarih var. Şöyle enteresan kapılar var. Değil mi? El işçiliği. O zaman ne arar fabrikasyon bir şey? Burası da rahmetli babaannemin, nenemin odası. Allah rahmet etsin, nur içinde yatırsın. Sevgili dostlar. Gidin nenem hep buraya saklardı her şeyini, kıymetli eşyalarını. Giremezdi buraya, anahtarlıydı burası. Çocuktu, ben küçüktüm o zaman, 6-7 yaşındaydım. Şöyle burası da rahmetli nenemin odası sevgili dostlar. Pencereleri görüyorsunuz, bilenler bilir. Eski çevirmeli pencereler. Evet şöyle çekeyim size. O zaman popülerdi bu laylon. Şimdi kağıt var duvarlara, kaplama kağıdı ama o zaman popüler olan bu laylondu. Soğuk girmesin diye hem de dekor olsun diye. Evlerin böyle ahşaplarına bunlar çakılırdı sevgili dostlar. Kıymetli izleyenler biliyorsunuz bunlar eski sürmeli kapılar. Eskiden kilitler görüyorsunuz. Bu da içeriden kapattığımız zaman kapıya taktığımız
bir kilitti dostlar. Şöyle göstereyim. Tabi evimiz tarihi bulmuş vaziyette. Her odada o zaman ocak vardı. Kara ateş ocağı vardı. Burada bu ateşler yanması olmazdı. Bu evlerde durulmazdı. Kışlar ağırdı çünkü. Şöyle hemen sizlere şöyle ufaktan aktarayım. Eski camlar şöyle döşemeli vaziyette sizlere aktarmış olayım. Eskiden biliyorsunuz şöyle içeriden kilitlerdi kapılar. Bu dostlar hatırlayanlar vardır illaki. Kapılar kestane. Kestane ağacından yapılmış. Şöyle ev şu anda adeta tarihi burada canlanıyor evimizde. Sevgili dostlar şöyle devam ediyoruz. Burası evimizin üst katı. Şöyle odaları vardı o zaman. Yeni gelinlerin oturduğu odalar. Misafirhaneler. Şöyle ocağı ben sizlere göstereyim. Şöyle yürümeye çalışayım biraz. Sevgili Murat Kurt TV izleyenleri. Evet, buralarda ocaklar vardı. Misafir geldiğinde bu ocaklar yanardı. Tabii. Misafirperverlik vardı o zaman. Şöyle eski camları da göstereyim. Hemen dışarıyı göstereyim size. Üstüne mutlaka yine seyrek dolu yatayı. Üstüne mutlaka yine seyrek dolu yatayı. Kıbura vura Ali Paşa'da yarım düğmen tutayı. Kıbura vura Ali Paşa'da yarım düğmen tutayı. Şöyle eski demirleri görüyorsunuz. Evet, eski demirler var. Ne bileyim burada banyo da yapıyorlar eskiden. Evet, odaların içerisinde hani şimdi ebeveyn diyorlar ya, burada da eskiden banyo olayı vardı. Penceresi kapaklı, iki yanlara katlı. Ayrılırken yarımdan olurum ağlamaklı. Yarım yeni formalı da bismiden sormalı. Yarım yeni formalı da bismiden sormalı. Hadi bakalım kaçmak için kemençe bir çalmalı. Hadi bakalım kaçmak için kemençe bir çalmalı. Hadi bakalım kaçmak için kemençe bir çalmalı. Hadi bakalım kaçmak için kemençe mi çalmalı. Odamızda neler var? Ne yok ki sevgili dostlar? Tabii şöyle göstereyim. Tabii biraz arabe vaziyette. Buralara basamıyorum. Malum. Vaziyet sakat biraz. Hemen sizlere şöyle içeri doğru sizler için yürüyeyim. Birkaç görüntü alayım. Şöyle eski kelekler var. Kolon da derler bunlara. Trabzon'un çeşitli ilçelerinde kolon. Bizde homber derler. Bazı yerlerde bunlara kelek de derler. Küçük baş hayvanlara takılan var. Şöyle tabii çürümüş bunlar. Şurada bir çuvala yakın var hemen hemen. Nereden bakarsanız bayağı kelekler var. Evet sevgili dostlar. Sevgili kıymetli dostlar. İnsanlarımız o zaman hayvancılık vardı. Tek geçim kaynağı da hayvancılığı. O zaman hayvanlar kaybolmasın diye. Bunları hayvanlara, küçük başlara, büyük başlara, işte koçlara, börnek koyunlara filan takardılar sevgili dostlar. Şöyle şunu ben anlayamadım. Kancalı bir şey ama ne olduğunu bilemiyorum. Malum odada biraz karanlık. Görüntü biraz kararabilir ama her şey doğal. Şurada bir makasımız var. Çok tarihi bir makas. Allah bilir kaç kişinin elinden geçmiş bir makas. Şöyle köşelere bakalım. Yavaş yavaş yürüyelim. Bir keleğimiz var burada yine. Şurada biz hedik diyoruz ona. Bir çift hedik var. Bu hedikler kar yağdığı zaman, hasta olduğu zaman işte insanlar o dönemde bunları ayağına takarlar. Karın üzerinde bunlarla rahatça yürüyebilirsiniz dostlar. Maalesef bunlar tarih oldu. Artık dünyamız gelişti mi diyeyim. Sevinelim mi, üzülelim mi? Böyle durumlar var. Burada da kelekler var. Kelekleri görüyorsunuz. Şurada yine var eski yığınlar var. Şu anda karanlık olduğu için pek göremiyorum. Sevgili dostlar. Şurada onu aktarayım ben özellikle. Eskiden şöyle görüyorsunuz. Bak oymalı bir çanta var. Azık çantası. Azığını hazırladılar. Yola çıkarttılar yaylaya işte mezreye. Mezreye giderken. At torbaları var.
yine atlara böyle yem vermek için eski at torbaları. Bunlar çok eski. Dostlar bu oda kapalıydı. Bu odayı açmışlar. Şöyle odanın camlarını görüyorsunuz. Cam mam yok. Ahşap kesilmiş. Ahşapın içerisinde böyle bir dörtgen şekilde şeyler açılmış. Aydınlatmalar, havalandırmalar açılmış. Çok tarihi bir evin içerisinde. En az 100 yıl olmasa da 100 yıla yakın bir tarihi var burada. Şurada ocak zincirleri var. Ocak zincirleri dostlar deyince bilenler bilir. Şöyle dikkat edeyim. Biraz çürük yerler. Eski ocak zincirleri var. Kara ateşler ocakları bilirsiniz. Onlara bunları asardılar. Şurada bir teker var ama bunun ne olduğunu anlayamadım. Şöyle bir acaba eski yayık vurma şeyi mi acaba? Hani bunlar yayık da vurabilirler üstten aşağıya gibi geliyor bana. Şöyle yuvarlak enteresan bir tahta. Sevgili dostlar. Evet, ocak zinciri var dedik. Burada birçok malzeme var aslında. Şöyle eski pencereyi buraya asmışlar. Şöyle duruyor. Cezalandırmışlar onu adeta. Orada duruyor kendi kendine. Şurada yine bir kasçı lambası var. O ilk dönemler çıktığı zaman bu kasçı lambaları oradan kalma muhtemelen. Şöyle kelekler var biliyorsunuz, büyük başlara takılan. Çok büyük kelek bunlar. Kelekler var. Küçüğü var. Şöyle bakar mısınız ya? Allah'ım yarabbim ya. Şunlara bakar mısınız dostlar? Şu güzelliğe bakar mısınız? Bunlar bakır. Sevgili dostlar, bakır kelekler. Bunlar da keçilerin ve koyunların, koçların başına takılan kelekler. Ve burada enteresan bir şey daha var. Sevgili dostlar. Allah bilir, rahmetli dedemin kantarıdır bu. El kantarı. Çok eski. Çok eski bir kantar. Dostlar şöyle kantarı bir dengelemeye çalışayım. Şurada bir dengesi var. Evet, şöyle şuradan bir yere takılıyordu. Gösterelim. Şöyle zincirlere takılıyordu o kilogram işte çuval. Bunlar tartılıyor. Çok eski bir kantar. Ve bu kantarın da hemen yanında bir kilosu var. Bu da bakır. Enteresan bir şey. Yarım yeni formalı da bismine sormalı. Yarım yeni formalı da bismine sormalı. Hadi bakalım kaçmak için kemençe mi çalmalı? Kaçmak için kemençe mi çalmalı? Hadi balık kaçmak için kemençe mi çalmalı? Hadi balık kaçmak için kemençe mi çalmalı?